Tekrar merhaba. Türkiye Neredeyiz? Konuklarım Haluk Pekçen ve Haydar Çakmak. Sayın Vekilim, bu arada bu Gezi Parkı'nınla ilgili Cumhurbaşkanı açıklamalarından sonra İstanbul'un bazı ilçelerinde protesto gösterileri de var. Yalnız bir şey çok dikkatimi çekti. Bunu sizle konuşmam lazım. Sayın Cumhurbaşkanı şöyle diyor. Gezi Parkı ile ilgili. Bu özellikle buraya yeniden tarihi eserleri inşa edeceğiz lafı üzerine Taksim Gezi Parkı'na o tarihi eseri inşa edeceğiz. AKP binası olduğu yere dev opera binası yapmalıyız. Maksim'in olduğu yere de, Taksim Meydan ihtiyacı için cami yapacağız diyor. Burada çok önemli bir şey söylüyor. Ben Sayın Başkanıma söylüyorum. Cesur olacaksın diyorum. Eğer cesur olmazsan bu işi başaramayız. Cesur olmamız gerekenlerden bir tanesi, bugün burada yine söylüyorum, bir Taksim'deki Gezi Parkı. Oraya o tarihi eseri inşa edeceğiz. Şimdi bir anda sosyal medyada AK Partili troller var biliyorsunuz Sayın Vekilim bunlar. Ve bunların yaklaşık 2000'den fazlası aynı metni kopyala yapıştır şeklinde paylaşmışlar. Metin şu, cesur olun diyor ya Sayın Cumhurbaşkanı, şöyle cesur olmuşlar. Gezi Parkı'na eyleme gidenlere Türk polisi geçen seferki gibi yumuşak davranmasın, yakmaya yıkmaya geleni vursun öldürsün. Yaklaşık 1000'e yakın mesaj aynı kopyalama şekli, aynı metin, kişiler değişik, anlaşılan aktörler. Şimdi bir şey sanki bir proje uygulanıyor. Çünkü bu kadar birbirine benzer kopyala yapıştır şeklinde bu kadar bilinçli bir şekilde AKP yandaşları, aktörlerin ben böyle devreye girdiğini çok az gördüm. Ne demek yakmaya yıkmaya geleni vursun öldürsün? Ne demek polis yumuşak davranmasın? Ne yapılmaya çalışıyor? Nasıl bir proje bu? İlçelerde de bazı sıkıntılar var İstanbul'da. Tabii, biraz sonra konuşacağız onu konuklarımızla. Şimdi tabii Erdoğan çok sıkıştı. Gerçekten birçok alanda Türkiye Erdoğan'la birlikte müthiş sıkıştı. Biliyorsunuz Avrupa'da artık hiç kimse Erdoğan'la yan yana gelmek istemiyor, resim çektirmek istemiyor. Olağanüstü ağır şeyler söylüyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde karşılaştığı muameleyi gördünüz. Eline mikrofonu bile vermediler. Neredeyse çek git bu ülkeden der noktasına kadar taşıttılar Erdoğan'ı. Aynı şey bugün İngiltere'nin, biliyorsunuz İngiltere Dışişleri Bakanı Avrupa Birliği'ne dedi ki Türkiye'ye doğruyu söyleyin dedi. Yalan söylemeyin. Türkiye'nin artık Avrupa'da yeri yok. Erdoğan'la Türkiye'nin Avrupa'da tutunma şansı yok. Erdoğan bir şekilde kendisini bu ülkenin başında tutmaya çalışıyor. Onun için de halk birbirini kırsın. Gençliği kırsınlar, gençlik birbirini katletsin, işte kolluk kuvvetleri gençliğe kurşunlasın. Umurlarında değil, hiç umurunda değil. Ama şunu bilsinler, Erdoğan'ın halkı kırdırttırmasına izin vermeyeceğiz. Gençliğimizi kurşunlattırmasına izin vermeyeceğiz. O gazlarla bilmem nelerle gençliğe terörize etmesine kalkmasına izin vermeyeceğiz. Türkiye bir hukuk devleti olacak, Erdoğan hukuka hesap verecek. Gençlerimize buradan sesleniyorum. Onu gezi eylemlerinde yendiniz. O yenilgi hala onun aklında çıkmıyor. Yenilen pehlivan güneşe doymazmış. Siz onu defalarca kez yendiniz. Yine yenin. Onun asla o sizi çekmek istediği kulvara düşmeyin. Liselerde çocuklar o yoz yobaz kafalara, o liselere gönderilen bir takım örümcek kafalı öğretmenlere sırtını dönüyorlar. Bildiri yayınlıyorlar. Hepsini kutluyorum. Bugün Konya'da birçok lisenin öğrencileri aynı şekilde bildiri yayınlamışlar. Mustafa Kemal'e bağlılıklarını, Atatürk'e bağlılıklarını, Cumhuriyet'e, demokrasiye bağlılıklarını altını çize çize vurguluyorlar. Liselerdeki öğrenciler bile artık Erdoğan'dan sıtkı sıyrıldı. Herkesin Erdoğan'dan sıtkı sıyrıldı. Hiç kimse bu Erdoğan'ın sizi sürüklemek istediği tuzağa düşmesin. Bu tuzağa düşmeyin. Peki, aklınızı, zekanızı nasıl kullanın. Mücadele edeceksin? Bu, yani bu trollerin saldırısı var. Çok açık, çok net. Bunun arkasında polisi alacaklar. Polisin arkasına ilçe kaymakamı, kaymakamın arkasına emniyet müdürü, emniyet arkasına valiyi aldırıp ve toplu olarak gelecekler ki AKP'nin her zaman yaptığı buradan bir şey. Buradan herkese şunu hatırlatmakta yarar görüyorum. Tarih en önemli rehberdir Fatih Beyciğim. Tarihten daha önemli bir rehber yoktur. Şah Rıza Pehlevi'nin özel ordusu vardı. Özel güvenlik kuvvetleri vardı. Özel istihbaratçıları vardı. Ne oldu sonu? Saddam'ın biliyorsunuz özel kuvvetleri vardı. O özel kuvvetleriyle birlikte Saddam Irak'ta kimseye göz açtırmıyordu. Akıbet ne oldu? Kaddafi ne oldu? Çavuşesku sarayı vardı. Devasa bir saray yaptırmıştı. Milošević Yugoslavya'da ne oldu? Hepsini hatırlatıyorum. Bakın bu ülkede bürokratlara, silahlı kuvvetlere, emniyet güçlerine bir tek şey hatırlatıyorum. Ayakta kalanlar yalnızca
hukuka ve adalete yaslananlardır. Adalete ve hukuka meydan okuyanların hiçbirisi masada hesabı bırakıp kaçamamıştır. Hepsini uyarıyorum. Hepsini. Emniyet kuvvetlerinde uyarıyorum, polisi de uyarıyorum. İran'da Şah adına halka kurşun sıkanlara, Bağdat'ta Esad adına, pardon Saddam adına halka kurşun sıkanlar. Neredeler? Neredeler? Ne oldu akıbetleri? Hiç kimse, Rusya'da biliyorsunuz halka tankları çevirdiler. Yeltsin tankın üzerine çıktı. Onun için hiç izin vermeyiz böyle bir şeye. Ne gençliğimize polisin silah çevirmesini isteriz ne de buna izin veririz. Zaten bizim polisimiz de böyle bir şey yapmaz. Bu tuzağa düşmeyin. Türkiye Erdoğan'ı geçecek. Artık Erdoğan bunun farkında. Halkın Erdoğan'a hiçbir saygısı ve inancı kalmadı. Erdoğan bu halkı artık bir arada tutabilecek hiçbir inandırıcılığı, kabul edilebilirliği taşımıyor üzerinde. Halkın Erdoğan'la ilgili hiçbir beklentisi kalmamıştır. Türk halkı Erdoğan'dan kurtulacaktır. Ama bunu yaparken de sakın ha Erdoğan'ın istediği kulvara girmeyin. Demokrasi, hukuk ve adalet. Demokrasinin, hukukun ve adaletin çözmediği hiçbir şey yoktur. İspanya'da terörü demokrasiyle çözdüler. Milyonlarca İspanyol vatandaşı Madrid'e, Barcelona'ya caddelere çıktılar, sokaklara çıktılar. Ellerine çiçekleri aldılar, ellerinde alkışlayarak İspanya'da bütün o terörizmi yendiler. Dünyanın her yerinde. Pinochet biliyorsunuz Şili'de aynı şekilde şiddet uygulamaya çalıştı. Bugün Erdoğan'ın yaptıklarının büyük bir kısmı Şili'de Pinochet'in yaptıkları gibi. O da halkı tahrik ediyordu. Halk silahlansın istiyordu, çatışsın istiyordu. Çünkü diktatörce yapabileceği uygulamalara zemin arıyordu. Ama onu halk alkışlayarak çeşitli alaya alan gösterilerle yenmeyi başardı. Biz şimdi, de bunu yapmalıyız. Şimdi Sayın Vekilim hemen bir İstanbul'a dönelim. Karşımızda Erdoğan Toprak var. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili ve Sayın Kılıçdaroğlu başkanımız. Sayın Toprak iyi akşamlar. İyi akşamlar Fatih Bey. İyi yayınlar dilerim tüm stüdyodaki arkadaşlara. Teşekkür ederim. Haluk Pekşen'le beraberiz. Profesör Doktor Haydar Çakmak var. Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkilerden. Ancak tabii ki gündem Gezi Parkı, Cumhurbaşkanı'nın konuşması ve ardından anayasal haklarını kullanmak için, anayasadan kaynaklanan özgürlük ve bireysel direniş hakkını kullanmak için bazı gençlerimizin de sokakta olduğunu duyduk. Nedir İstanbul'da tablo Sayın Toprak? Nedir bu Cumhurbaşkanı konuşmanı? Ne yapmak istiyor Sayın Erdoğan bu ülkeye? Yani Cumhurbaşkanı bence bu toplumu bölerek kendine nasıl menfaat sağlayacağını hesap ediyor. Yani bu doğru bir yol değil. Yani kışkırtarak, insanları sokağa dökerek, karşıtlık yaratarak yaptığı şey yanlış. Oysa ki bu ülkeyi yönetmeye aday olan kişilerin bu ülkeyi bölmeye değil, bu ülkeyi birleştirmek için o görevlere gelirler. Ama ne hikmetse Türkiye'de bir tek kişi bu ülkeyi kamplara bölmek ve bu ülkede karşıtlık yaratarak kendi koltuğunu korumaya çalışıyor. Ama Gezi Parkı olayıyla başlayan gençlerin hareketi bu kişinin karizmasını çizmiştir. Çizmeye de devam ediyor. Dünyanın her yerinde demin Sayın Hatip de söyledi. Yani tüm diktatörler er geç sonu gelecektir ve hesap verecektir. Bugün Pinochet hesap verdiği zaman 80'li yaşlardaydı. Biz Kenan Evren'i 1980'deki ihtilalin hesabını işte 2000'li yıllarda, 2010'lu yıllarda yargının karşısına çıkartmaya çalıştık. Yani bunlar hiçbiri hesapsız kalmaz. Gün gelir, devran döner, bunun da hesabı ödenir. Peki efendim İstanbul'da durum ne? Yani bu Gezi Parkı ile ilgili Cumhurbaşkanı'nın res çekmesi, korkmayacağız, bunu yapacağız, şunu yapacağız, cami yapacağız, bilmem müze yapacağız. Buna karşı bir tepki oluştu mu insanların anayasadan kaynaklanan haklarını kullanma yönünde? Yani tabii ki yani İstanbul'daki insanlar infial halinde. Bugün o bölgede 2013'teki olayları hepimiz biliyoruz. Yani 2013'te orası ne yapılacaktı? AVM yapılacaktı, alışveriş merkezi yapılacaktı, bir rant kapısı yapılacaktı Cumhurbaşkanı'nın ailesi ve etrafına. Bugün de cami diyerek olayı farklı bir boyuta çıkmaya çalışıyor. Oysa ki bunların kafasında rant var, bunların kafasında çıkar var. Bunların kafasında bir karış yeşil alan gördükleri zaman ona göz dikme var. Ama bu toplumda buna müsaade etmedi 2013'te, bugün de etmeyecek. Peki efendim son sorum şu. Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül veren ya da bu ülkenin Cumhuriyetçi Atatürkçü gençleri de şu an tedirgin ve kendilerini tehdit altında hissediyorlar. Öneriniz ne? Ne yapılması gerekir?
Nasıl karşı çıkmak lazım Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu tavrına ve duruşuna? Yani şimdi buradaki bence tüm yurtseverlerin bu tip bir diktatöryaya karşı tek vücut olmaları lazım. Yani bu ülkeyi seven, Atatürkçü, Cumhuriyet'e bağlı, Cumhuriyet'in değerlerine bağlı herkesin birleşip bu diktatörün karşısında tek vücut olması lazım. Ama benim gördüğüm kadarıyla şu anda Cumhurbaşkanı denen kişi bu ülkeyi bölerek, bu ülkeyi kamplara bölerek ve bu ülkede yapay partiler kurdurarak bölmeye çalışıyor. İşte bugün de benim belli konularda yaptığım açıklamalar var. Bilmiyorum o konuyu değinecek misiniz? Şu anda işte bir kadınımızı ötekileştiriyor. Bir bakıyorsunuz gençlerimizi ötekileştiriyor. Bu ülkedeki cumhuriyete bağlı, değerlerine bağlı kişileri ötekileştiriyor. Ama bunun sonu gelecek. Yani burada birlik ve beraberlik içerisinde olmamız lazım. Efendim bir de şeyden bahsettiniz, çok kısa onu da sorayım size. Nedir AKP'nin başka bir projesi dediniz herhalde, yanlış anlamadıysam? Şimdi benim iki gündür kamuoyu gündemine taşıdığım AKP bir İslami Kürt Partisi kurma peşinde. Yani Doğu ve Güneydoğu'daki en son projesi bu. Urfa'da yapılan bir toplantı var. Urfa'daki yapılan toplantıda İslami bir Kürt Partisi kurarak o bölgede kendisine bir oy devşirme rantı yaratmaya çalışıyor. Bunun da hedefi eğer ben anayasayı halk oylamasına götürürsem Kürt oylarından ne kadar alabilirim peşinde. En sonki olay da bu. Bu tehlikeli bir yere doğru gidiyor. Aşiretleri topladılar. Barzaniye'nin o bölgeye de temsilcileri Urfa'da toplandı. Oradaki yapılan şey Türkiye'de ılımlı AK Parti'nin devamı olacak bir Kürt Partisi kurma sevdası var. Ben onu da Türkiye kamuoyuyla paylaştım. Umut ediyorum bu gerçekleşmez ama gördüğümüz kadarıyla hızla bir adımlarla gidiliyor ve HDP'den bir grup milletvekili de koparılacağını sanıyorum bu iş için. Anladım Sayın Toprak. Çok teşekkür ederim. Sizlere kolay gelsin İstanbul'da. Yolunuz açık olsun efendim. Sağ olun. Çok teşekkürler. Saygılar. Hocam demek ki Gezi Parkı'nın üstünde bir üst akıl yok. Yani Gezi Parkı'nın o ilk eylemlere gelişimiz de bu tür karşılıklı dayatmalar ya da Cumhurbaşkanı'nın bu konuda o zaman başbakan olarak gene sözleri vardı. Siz nasıl gördünüz bu tabloyu? Nedir bu yaşananlar? Hakikaten bu bize yurt dışından dayatılan bir üst akıl değil de bu ülkede yetişmiş, bu ülkede emek vermiş, bu ülkede belli yerlere gelmiş bir siyasetçinin ülke içindeki kutuplaştırmanın bir telaşı mı? Nasıl gördünüz? Evet, biraz önce belirttiğim gibi şimdi Sayın Erdoğan'ın seçim kazanma yöntemi ya da stratejisi ya da taktiklerinden bir tanesi de kendisine oy verenlerle kendisine vermeyenleri karşı karşıya getirmek ve arkasındaki yani seçmenlerini arkasında tutmak için onlara çeşitli gerekçeler sunmak. Bu en iyi gerekçe de ki kendi tavrı da öyle, biraz karakteri de buna uygun. Kavga, gürültü ya da işte düşman yaratma gibi karşılıklı kamplar yaratarak, düşmanlıklar yaratarak kendi seçmeni arkasında tutma planı gibi geliyor bana. Çünkü durup dururken yani herhangi bir sorun yokken niçin Gezi olayını... Ramazan günü. Yani niye durup dururken ortaya attı bunu? Çünkü ortada herhangi bir ne soru var ne de bir olay var. Yani bunu gündeme taşıyacak ya da bunu hatırlayacak herhangi bir şey yok. Bunu kendisi gündeme taşıdığına göre, kendisi konuştuğuna göre mutlaka bu konuyla ilgili, gerek geçmişiyle ilgili, gerekse geleceğiyle ilgili, yani bu kavramın geçmişi ve geleceğiyle ilgili demek ki bir planı var, bir projesi var ki bunu bugün gündeme taşıdı. Peki hocam şunu soracağım. Yani bu Gezi olaylarıyla ilgili Almanya'ya adres verdiler, Amerika'ya adres verdiler, Fransa'ya adres, yandaş medyadan bahsediyorum. Gezi Parkı'nı organize etti, işte CNN'in bilinenlerin şu muhabiri geldi, şöyle soru sordu, böyle yaptı. Aslında bu bir üst akıl ya da bir dış güçlerin bir eseri değil. Türkiye'nin kendi iç kutuplaşmasının, kendi iç gerginliklerinin bir türevi gibi görünüyor. Doğru mu anlıyorum? Evet, şimdi şöyle bir şey var. Orada hükümet, çünkü birileri AKP'ye iyi ders veriyor. Çünkü AKP kuruldu kurulalı bir algı planlaması var sürekli her konuda. Yani ne konuşuluyor? Örneğin bir kavram Ramazan
kavramı konuşuluyor. Onunla kendi düşüncesi neyse onu algılattırıyor. Ekonomi, yatırım, işte efendim milliyetçilik, sağcılık, solculuk, bütün siyasi kavramları kendisine göre yorumluyor ve bu yorumunu da özellikle kendi kamuoyuna bir algı, kendisine uygun bir algı yaratıyor. Bu Gezi de bence çünkü çok ağırına giden bir olay, Gezi olayı. Bunu sulandırmak için ve Türk kamuoyunda algı yaratmak için dedi ki bunu bizi dış düşmanlarımız bize oyun oynuyor. İçtekileri de içteki düşmanlarla işbirliği yaparak içteki ve dıştaki düşmanlar birleşiyor ve bizi yıkmaya çalışıyorlar. Arkamızda durun. Bütün şey bu, algı bu ve bununla yarattılar algıyı. Şimdi Anadolu'ya gittiğinizde, insanlara sorduğunuzda... Taksim'e AVM yapınırsa Türkiye kurtulacak diyorsunuz. Hayır ama öyle yapıyor. Diyor ki bak işte gördüğünüz gibi diyor, ya biz diyor işte Müslüman insanlarız, dindar insanlarız, milliyetçi insanlarız. Daha ne istiyor ama bunlar? Ama hırsızlık diyor. %300 artmış AKP'de. Ama işte yani onu gündeme getirmiyor. Dolayısıyla bu şekilde algı yarata yarata şimdi demek ki yine yeni bir algıya ihtiyacı var ya da yeni bir kavgaya ihtiyacı var. Yani bu Gezi Parkı olayları Avrupa'nın bir tezgahı değil değil mi? Ya da Amerika. Ya sanmıyorum. Niçin dururken zaten eğer Amerikalılar istese AKP'yi bir saat içinde düşürürler. Nasıl yaparlar hocam? Ya çünkü yani bugün cemaat daha önce açıklama yaptı. İşte hatta AKP basını da hazırlık yaptı. İşte kasetler çıkacak ortaya. Yeni yeni kasetler 17-25 Aralık gibi ya da daha farklı kasetler çıkacak diye. Biliyorsunuz yandaş basın, havuz basını bu ne yaptı? Hazırlık yaptı. İşte mumyalarla olduğu zaman işte insanları yani mumya şey maske takılabilir. Takıldığı zaman işte sanki başkası gibi gözükebilir diye hazırlık yaptılar. Ve bu hazırlıktan sonra da kasetler çıkmadı ortaya. Sonra Türk kamuoyunun bilmediği, bilemediği bir AKP ile ilgili dünya kadar bilgi var. Bugün mesela Zarrab olayı. Biz, evet. Zarrab olayının biz %1'ini, %1000'ini dahi bilmiyoruz. Hiç bilmiyoruz. Sadece hükümet ne bilgi verirse, Amerika'daki savcı ve hakimler ne bilgi verirse o kadar biliyoruz. Onların önünde daha ne kadar bilgi vardı Türkiye ile ilgili? Çok vardır. Çok vardır çünkü Zarrab ve onun ortağının, şimdi İran'da idama mahkum olan ortağının... Onu bir düzelteyim hocam. Zarrab'la Zencani'nin ortaklıkları yokmuş. Türkiye'de onu özellikle AKP böyle yönlendirdi. İkisi tek bir olaymış gibi yaptı. Ama Zarrab'ın rüşvet şebekesi ve sistemi ayrı, Zencani'ninki apayrı. İkisinin de Türkiye'de apayrı bir rüşvet ilişkisi ve kulvarı varmış. Evet, herhalde. Şimdi... Bunların yani birlikte çalıştığı en azından Amerikalılar da söylüyor. Bunu kendiler de söylüyor. Şimdi bu Zarrab yaptığı bütün olayların aşağı yukarı diyelim ki 100 olay yapmışsa 90'ını Türkiye'de yapmış. Bir kısmını İran'da, bir kısmını Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yapmış. Ama %90'ını burada yapmış. Peki biz Zarrab'la ilgili %90 biliyor muyuz? Hayır, hiçbir şey bilmiyoruz aslında. Sadece bize verilen şey, basında ne okuyorsak, işte hükümet arasında bir şeyler söylüyor, işte 17-25'te ne çıkmışsa o kadar bilgimiz. Yani yeni bir bilgi yok. Şimdi bu Zarrab hikayesi aslında yani normal bir hikaye değil. Maalesef Türk basını Zarrab hadisesiyle ilgili çok fazla bir şey söylemedi. Çünkü Zarrab aslında AKP'nin kara kutusu gibi bir şey. Verilen rüşvetler, verilen ihaleler, para transferleri, para aklama, kara para aklama. Peki hocam, yani Amerika bu Zarrab olayını AKP'ye karşı elinde bir güç, bir silah, bir koz olarak tutuyor olabilir mi? Çoğunluk bilgisini alıp. Gayet tabii. Yani onu da öyle, Fethullah Gülen'i de öyle. Şimdi yani durup dururken, mesela Cumhurbaşkanı gerçekten eğer Fethullah Gülen'in işini bitirmek istiyorsa, Fethullah Gülen'in vatandaşlığını düşürüversin. Açık net. Net. Düşürüversin. Ya da işte ne bileyim ben PKK militanlığı yapan işte yapıp da gelip milletvekili maaş alan, genel müdür maaş alan, istihbarat teşkilatında efendim görevli olup da yüksek derecede maaş alan, gazetelerde basında besledikleri aylık 30-40 bin lira verdikleri Kürtçüler, Ermeniciler, aklınıza ne gelirse her türlü kepazeliklerin yapıldığı yerler. Bunlar biz hepimiz biliyoruz. Ama şimdi burada dururken bir isim versek yarın savcı beni çağıracak. Dolayısıyla Türkiye'de bunu yapması gereken belki de meclisteki insanlardır, milletvekilleridir. Çünkü dışarıdaki insanlar hakkımızda soruşturma açılıyor üniversitelerde. Anladım hocam. Basında hakeza öyle.
basında en ufak bir harekette 50 bin lira, 100 bin lira ceza geliyor. Gazeteci nasıl yazacak? Hocam biz her şeye rağmen elimizden geldiğince doruları söylemeye çalışıyoruz. Sayın Vekilim, bu arada bir şey dikkatimi çekti. Bu gerginlik öyle bir gerginlik ki yeni de başlamadı bu. Algı yönetimi dedi Sayın Hocam buna. Algı yönetimi çok önemli. Mesela AKP'nin PKK ile ilgili algı yönetimi. Bir anda Cumhuriyet Halk Partisi ve milletvekilleri sorumlu oldu. Cumhuriyet Halk Partisi PKK'nın ortağı oldu. HDP'nin yandaşı oldu. Ve açılım çözüm sürecini CHP gündeme getirdi ve sanki öyle sürüp gidiyor diye bir algı. Ve Ankara'da dağıtılan broşürler var CHP milletvekilleriyle ilgili. Anlamak mümkün değil. Arkadaşlarımız gündeme de getirsin, görüntüye de getirsin. Aslında AKP'nin PKK'yla dostluğu, AKP'nin HDP'yle dostluğu çok önceden başladı. 2013 yılından bu yana. Yani onların yol açtığı bir mecra nasıl bir algı yönetimiyle bize geri döndü? Hocamın söylediği algı yönetimi bu konuda çok etkili mi? Ya da millet hakikaten PKK terörünün CHP'den kaynaklandığı gibi bir düşünceye sahip mi? Çok merak ediyorum. Gerçekten Sayın Vekilim. Yani merak edilecek bir konu ya. Bu kadar mı algı yönetiliyor yani? Nedir bu olay? Yani bu 24 milletvekili ile ilgili bir liste yayınlamışlar. Broşür bastırmışlar. Posta kutularını atmışlar. Bizim eve bile geldi. Yani bu Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren önemli bir tabana yönelik bir çalışma yapılıyor. Ve bunların evleri birebir seçiliyor Ankara'da. Bunun arkasında şu var bu var dediler, isyana girmek istemiyorum şimdi, mahkemelik olmayalım. Ama önemli bir yerel yöneticinin olduğunu söylüyorlar. Ve onun bastırdığını ve parasını ödediğini ve dağıttırdığını söylüyorlar. Nedir bu dert? AKP ile PKK arasındaki ilişkiyi yok saydırmak için mi yani kurban CHP? AKP'nin klasik bir taktiği bu. Bu artık AKP'yi çok iyi tanımak gerekiyor. Bu AKP'nin neyi nasıl yaptığını artık ezbere biliyoruz. Bakın Putin'le kavga etti. Putin'e bir sürü şey söyledi değil mi? Şimdi neredeyse özür dileme aşamasındalar. Esad'la kavga etti. Esad'a ağzına ne geldiyse söyledi. Şimdi neredeyse özür dileme aşamasındalar. Mısır'la kavga etti. Mursi'ydi, Sisi'ydi, ağzına gelen her şeyi söyledi. Şimdi Mısır'da neredeyse gidip aman ben yaptım sen yapma deme noktası. Evet, PKK ile ilgili AKP yöneticilerin neler söylediği de şu an ekranda. Devam edelim. Şimdi bakın, bu Erdoğan'ın klasik taktiği. Kendisi yapıyor ama başkaları yapmış gibi anlatıyor. Yandaş medya, bakın, yandaş yazarlar. Bakın kendisi Rusya'yla son derece yanlış bir dış politika uyguladı. Şimdi önce Rusya'yı karaladı. Rusya'ya ağzına ne geldiyse söyledi. Sonra şimdi mektup yazıyor Rusya'ya. Rusya elçisini çağırıyor. Kim bilir el altında neler söylüyordur. Ne vaatler. Az önce sordunuz. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa niye bundan vazgeçsinler? Ya Avrupa için, Amerika için bundan daha iyi birisi olabilir mi? Bu yalnızca Türkiye için külfet. Bundan isteyip de almayan Türkiye'nin düşmanı herhangi bir ülke var mı? Yok mu? Yani soruyorum şimdi, Amerika bundan ne istedi de almadı. Avrupa bundan ne istedi de almadı. Rusya bundan ne istedi de almadı. Hangi ülke bundan istedi de almadı? Yunanistan istedi de almadı. Fethullah Gülen ne istedi de almadı. Onu soruyorum yani. Bundan alamayan yalnızca bu ülkenin yoksul halkı. Bu ülkede bedel ödeyen yalnızca bu ülkenin yoksul halkı. Yoksul aile çocukları gidiyorlar. Bedenlerini, kanlarını toprağa düşürüp şehit olup geliyorlar. Bu işte orada yazıyor. Bakın ekranlarda var orada. Çok basit ya. Çok basit. Bu silahlı kuvvetler terörle karşı karşıya kaldığında operasyon izni istediğinde vermeyen bu Cumhurbaşkanı değil mi? Evet. Ben şimdi buradan söylüyorum. Bu teröre her kim yardım ve yataklık yaptıysa gelsinler, onların dokunulmazlıklarını bir kaldıralım. Hadi hodri meydan. Yürekleri yetiyorsa. Bunu günlerde söylüyorum. Anayasa Mahkemesi'ne müracaat ettim. Ne öyle Cumhurbaşkanı'nın hakaretinden yargılanacak? Ona hakaretinden yargılanana kadar gelsinler. Her kim terörle işbirliği yapmışsa onları da yargılayalım. Hadi teröre kim destek vermişse, burada, kim yardım yataklık yapmışsa, Cumhuriyet Savcılarına müracaat ettik. Bütün Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri. Şu an görüntüde hepimiz, şey var, HDP'liler var. Vezneciler'de 6 polisin şehir olduğu, 6 sivilin hayatını kaybettiği saldırıyı gerçekleştiren, canlı bombanın cenazesini kaldıranlar arasında HDP'li Kayapınar ve Bağlar Belediye eş başkanları ve HDP il eş başkanı da varmış. Bu görüntüler de onlara ait. Onlar kankalık yaparlar onlarla. Evet yani. Valilere operasyon yaptırmayacaklar. Devletin yargısını, adliyesini Habur'da, sınıra gönderip PKK militanlarının ayağına mahkeme kurdular mı kurmadılar mı Fatih Bey? PKK militanlarına soruyorlar. Diyorlar ki yaptıklarınızdan pişman mısınız? Ne diyor militan? Hayır değilim diyor. Hayır değilim diyor. Ben buraya diyor
önderimiz bana talimat verdiği için geldim diyor. O mahkeme heyetini oraya gönderen kim? Vergi dairesi kurdurdular Diyarbakır'da. Adreslerini verdik. Devletin postanesiyle adliye kurdular. PKK mahkemesi kurdular. Devletin postanesiyle tebligat yaptılar. Adreslerini verdik. Hiçbir şey yaptılar mı? Şehirler cephaneliğe çevrildi. Bu kadar cephaneliğe çevrilen şehirleri bunlar değil miydi iktidarda? Onun için ben söylüyorum. Bunlar gelsinler, şu dokunulmazlıklar kaldırılsın. Hepten kaldırılsın. Ne dokunulmazlığı? Kim eli kanlı terörle kanka olmuş? Kim onunla Dolmabahçe'de sohbet etmiş? Kim onunla Dolmabahçe'de dolma yemişse bir gelsinler bir hesabı konuşalım. Nasıl bu iş CHP'ye döndü Sayın bu Vekilim? Bu çok yani klasik. Bu Yavuz Hırsız hikayesi. Bu Yavuz Hırsız. Bakın aynı şey. Putin'e de bir sürü şey söylediler. Sonra gittiler. Şimdi Putin'in önünde neredeyse diz çökmeye hazırlar. Bu kadar Türk dış politikası bu kadar kepaze bir hale geldi. Hepsini kovdular. Bakın o Feridun Sinirlioğlu. Hani o Yongert'te pazarlık yapmıştı. 3 milyar euro yetmez işte daha fazla verin falan filan. Hepsini kovdular. Onu bilerek söylüyorum. Yakında Ahmet Davutoğlu'nu tutuklarlarsa hiç şaşmayın. Rus Ahmet uçağını Davutoğlu. Vurdu. Tabii ki. Rus uçağını o vurdu diyeceklerdir. Ona atacak kabahati. Çünkü Rusya bakın bugün Rusya açıklama yapıyor. Bu mektup yeni bir şey söylemiyor. Hiç de ciddiye alınacak bir mektup değil dedi. Şimdi bakın Esad'la ne oldu? Kanlı Esad'dı, katil Esad'dı. Bugün ülkenin başbakanı diyor ki Suriye bizim komşumuz. Ne oldu? Aynı katil Esad orada duruyor. Ne oldu? Niye geri adım attın? Çünkü bugüne kadar yaptıkların hepsi senin bu ülkenin hayrına değil. Bunlar bu ülkenin hayrına hiçbir şey yapmadılar Fatih Bey. Günlerdir, yıllardır söylüyoruz. Dış politika bu ülkenin ekonomisiyle örtüşmüştür. Siz bu ülkeye kaybettirirdiniz. Ne yaptınız? Bakın Libya'yı Türkiye'nin elinden aldı AKP, Avrupa'ya verdi. Bugün Libya'da İtalya var, Fransa var, İngiltere var. Biz yokuz. Ama onlardan önce biz vardı. Batı'nın bakışı da değişiyor Sayın Cumhurbaşkanı'na karşı. O Cumhuriyet Gazetesi'nin şeyini getireyim bir arkadaş. Bugün çok arkadaşlar çok enteresan bir manşeti var ki yabancı gazetelerin tehlikeli şahıs Erdoğan diye. Orada çok önemli bir satırları var. Aslında sizin dediğiniz gibi Batı da farkına vardı yani bu işin. Çünkü şunu farkındalar. Erdoğan'dan artık alabilecekleri her şeyi aldılar. Bu dakikadan sonra Erdoğan biraz daha devam ederse emin olun Türkiye Suriye'ye döner. Türkiye'nin Suriye'ye dönmesi Avrupa'yı yangın yerine çevirir. Avrupalılar orada rahat uyuyamazlar. Evet. Emin olsunlar buna. Türkiye'de bakın yıllardır söylüyorum. Akdeniz çok enteresan bir coğrafyadır. Hocamın uzmanlık alanı ama ben de birkaç şey söyleyeyim. Akdeniz'de temel kural şudur. Akdeniz'de yükselen dalgalar bütün kıyılara vurur. Akdeniz'de yükselen Suriye dalgası bütün kıyılara vurdu. Libya bütün kıyılara vurdu. Mısır bütün kıyılara vurdu. Emin olun Akdeniz'de Türkiye'nin dalgasının yükselmesi hiçbir ülkeye benzemez. Türkiye'de yükselecek olan bir dalga Avrupa'yı yangın yerine çevirir. Avrupa bunun farkında artık. Bu kontrolsüz bir güç halidir. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu IŞİD konusundaki tavrı ki yandaş medya da işte bu Ramazan'da cinsel sapkınlıklara ders verildi falan diye arkadaşlar o görüntüleri de getirelim. Yani yandaş medya da bu Orlando'daki baskının isterseniz hocama bir sorayım Sayın Vekilim. Size tekrar döneyim. Hocam Türkiye ile IŞİD arasında bir paralellik kuruluyor. Daha doğrusu Türkiye'de mevcut siyasi iktidar hükümetle IŞİD arasında bir paralellik kuruluyor. Ve Amerika'da Orlando'daki o 49 kişinin öldüğü baskını bir sanki cinsel sapkınlıkları cezalandırma olarak görüldü. Fransa'daki Sünni direnişin tepkisi olarak görüldü. Bir şeyler oluyor. Yani Türkiye'nin dış politikasının IŞİD'de paralel yürütülmesi için bir çaba varmış gibi görünüyor. Nedir bu? Sizin algınız nasıl? Şimdi efendim IŞİD biliyorsunuz Saddam Hüseyin'in eski generallerinin kontrolünde ve onların da içinde bulunduğu Orta Doğu'daki birçok ülkenin isim olarak sayarak belki bir sıkıntıya sokmayalım insanları. Birçok ülkenin destek verdiği ve Batı'nın da destek verdiği uluslararası bir terör örgütü. Bunun bir şeyi mümkün değil. Yani yok ben bunun içinde değilim diyen bir ülke sanmıyorum ki bulunabilsin. Şöyle ki IŞİD'in 20 bin civarında militanının olduğu söyleniyor. Ve küçük bir coğrafya parçasında, yani bir kısmı Irak'ta, bir kısmı Suriye'de, küçük bir coğrafya parçasında, toprak parçasında hüküm sürüyor bunlar. Ve orada bulunan petrol ve gazı satarak çok ucuz fiyata, yani varili 10-15 dolar gibi
işte nereye sattığı da malum yani. Şundan bahsedelim hocam. Eşcinsel sapkınlık insanlık için bir tehdit. Bu Orlando saldırısı sonrası yandaş medyanın bir manşeti. Yani oradaki gaylerin öldürülmesini sanki doğal bir olaymış ya da olması gereken bir şeymiş gibi gösterme çabası var iktidara yakın medyanın. Onu sormaya çalışıyorum. Ya şimdi tabii bu ahlak dışı bir iş. Yani insan insandır netice olarak. Bu insanın ne şekilde yaşadığı, ne şekilde davrandığı bizi ilgilendirmez. Bu eğer gerçekten bir insan dindarsa, bu dindarlık sadece İslam dinine özgü değil. Budist de olabilir, Konfüçyüs felsefesi de olabilir, Hristiyan da olabilir. Ama her dinde insanı kutsal görür. Çünkü dinler insanlar için gelmiştir. Dolayısıyla eğer bunu yapanlar Müslümansa normal şartlar altında bunu dememeleri gerekir. Çünkü o kişinin davranışı ya da o kişinin tercihi Allah'la kendi arasında olan bir şeydir. Yani tutup da İstanbul'daki birkaç tane gazeteci onlar adına tutup da Allah sizi şöyle yapacak, Allah sizi böyle yapacak diye yargılaması mümkün değil. Çünkü Allah'ın onlara verdiği bir görev yok. Peki Türkiye'deki mevcut siyasi iktidarın IŞİD'le bir paralel düşünce mecrasında mesela namaz kılmayan hayvandır dedi çıktı biri. Yani böyle annesinin diz kapağını görünce tahrik olanlar, 6 yaşındaki kız çocuğuna sarılınca yine kendisinden geçenler, şehvet duyanlar. Yani böyle bir garip bir iklim var. Bu iklim IŞİD'in benzeri mesela namaz kılmayan hayvandır dedikten sonra dün TRT Kürdü kanalında önceki gün bir din adamı gene çıkıyor ve namaz kılmayanın katledilmesi gerektiğini söylüyor. Nereye kadar gideceğiz hocam? Nedir bu paralellik? Daha ne söylenecek bu konuda yani? Ya şimdi şöyle bir şey var. Yani kamuoyunda bunlar çok konuşuldu gerçi ama biz 78 milyon insanız gayet tabii. Bu insanların bu bir kısmının bu şekilde sapkın bir şekilde. Çünkü normal şartlarda söylediğiniz şeyden hicap duyuyorum gerçekten. Yani böyle bir soruya muhatap olduğum için üzülüyorum. Bu altını çizdiğiniz konular normal bir insanın davranışı olan konular değil. Yani bir dini eğitim almış bir akademisyen böyle bir cümle sarf etmemesi gerekir. Fakat maalesef AKP döneminde böyle bir zemin buldu bu tür insanlar. Bu zemini bunlar kullanıyorlar. Çünkü bunu başka bir topraklarda ya da başka bir rejim altında söylemeleri mümkün değildir. Yani şimdi siz çıkacaksınız Almanya'da ya da Fransa'da, televizyonlarda ya da başka bir başka mekanlarda. Kiliseye gitmeyen hayvandır mesela. Hayvan, evet. Ya bu buna deli muamelesi yaparlar. Yani insan muamelesi yapmazlar ya da normal muamelesi yapmazlar. Ama bu şahıs TRT gibi bir kamu kuruluşunun parçası. Arkadaşlar verelim isterseniz. Ama biliyorsunuz yani, TRT'yi soymayan. Yani anladım ama o kadar açık, o kadar net ki isterseniz bir dinleyelim önce. Tekrar hocam tamam. Devam edin konuşmanızı. Namaz kılmayan da hayvandır. O zaman ben düz söyleyeyim. Ayette de bunu söylüyor. Ağır gelmesin. Yani namazı hayvanlar kılmaz. Namaz kılmayan da hayvandır. O zaman ben... Şimdi yeter arkadaşlar, fazla tutmayalım, reklamı da yapmayalım. Yani nasıl bir şahıs, nasıl bir insan bu, nasıl bir iklim yani... bu, nasıl bir kültür bu, nasıl bir inanç bu, nasıl bir anlayış bu, nasıl bir İslam bu, nasıl bir Müslümanlık bu ya? Devletin televizyonuna çıkacaksın ve hasta olan var, şeker hastası olan var, koma olan var, felç olan var, yatarak olan var ve namaz kılmayan hayvandır diyeceksin ya. Kendinizin dışındaki 3,5 milyar insanı da suçlayarak ona girmek bile istemiyorum. Kendisinden farklı inançlara sahip insanları hiç düşünmeden onları bir kenara at. Kendi inancındaki insanlara bile bu kadar açık saldıracaksın. Nedir bu kültür? Yani gerçekten bu sorunun cevabı yoktur. Çünkü netice olarak normal şartlar altında bir insanın bunu yapmaması gerekir. Ve siz diyorsunuz ki şimdi bu insan olduğu halde ya da insan göründüğü halde bunu niye yapıyor? Bunun bir cevabı yoktur ki. Çünkü böyle bir şey ama bu beklenen yani bir şey teferruat değil. Teferruat değil. Olacak yani, bir hocam, iş değil. O kadar çok üst üste geldi ki bu, peş peşe geldi ki bunlar. Sanki toplum bir yere evrilmeye çalışıyor. Sanki toplumu birileri bir yerlere sokmaya çalışıyor. İşte o TRT Kürt'teki adamın söylediği gibi namaz kılmayanın sonu kıyamdır diyor. Yani kesilmektir diyor. Kafası kesilmesi lazım diyor. Ve TRT bunu yayınlıyor. Yani nedir bunun sonu? Nereye varacakmış hocam? Ben onu anlamaya çalışıyorum. Yani gerçekten endişe verici bir şey. Çünkü biraz önce belirttiğim gibi AKP döneminde bu tip insanlar zemin buldular, fırsat buldular ve çıkıp işte yani kamuoyunun önünde ipe sapa gelmez şeyler, dinle ilgisi olmayan şeyler. Çünkü netice olarak İslam dini bütün dinler gibi
bütün kutsal dinler gibi, yani kitaplı dinler gibi, hatta kitabı olmayan dinler de insanlık için, barış için, güzellik için yaratılmış ve var olmuştur. Şimdi bunu temsil eden kişilerin, bir takım kişilerin dinle hiç ilgisi olmayan bir şekilde namaz kılmayan hayvandır demesi, gerçekten bunun bir cevabı yok. Yani olabilecek bir iş değil. Olmayan bir iş için, mucize bir iş için cevap verilemez. Çünkü bir akademisyen, gerçekten bir de bilimsel çalışan bir kişinin tutup namaz kılmayan hayvandır demesinin gerçekten bir cevabı yoktur. Kim olabilir? Profesör sizin gibi hocam. Evet ya, ama bunun bir cevabı yoktur. Ama yani bir ilme akademik bir yanı da var. Onu diyorum, yani bir bilim yapıyor. Normal şartlarda bilim yapan, daha doğrusu müsbet bilim yapan bir insanın bu şekilde, hem de din adına, kendi adına da değil, kendisine bir de yani söylediği şeyi de argümanlaştırıyor. Diyor ki bunu ben söylemiyorum diyor. Bizim dinimiz söylüyor diyor. Evet, bu ayetlerde var diyor. Evet ya, bu şimdi olacak bir iş değil ki. Yani bunun olmadığını herkes biliyor. Anladım hocam. Sayın Vekilim. Profesör ya, olması çok önemli değil. Geçmişte daha çok hafızalarımızı tazeleyelim. Profesörün bir tanesi Erdoğan başbakanken eğilip elini öpmeye kalkmıştı, hatırlıyorsanız. Evet. Yine bir başka profesör, bir rektör yardımcısı, bu ülkenin cahillerine güveniyorum, bu ülkeyi cahiller yönetiyor diye metiyeler dizmişti. Onun için bunlara çok takmayın. Ülkenin Danıştay Başkanı, Danıştay Başkanı, hakimler, yargıçlar, cübbelerinin düğmeleri yoktur. Kimsenin önünde düğmelerini iliklemezler diye cübbelerinde düğme yoktur. Danıştay Başkanı biliyorsunuz hala görevde. Cübbesinin düğmesini iliklemeye kalkıyordu. Düğme arıyordu cübbelerinde. Onun için yani çok bunların üzerinde çok fazla durmayın. Bu sağlıksız bir durum devam ediyor. Bunlara çok takılmamak lazım. Buradaki asıl konu şu. AKP gitti. Bunun farkındalar. Bakın, sokağa çıkıp da kendi politikalarını anlatabilecek hiçbir argümanlar ellerinde kalmadı. Yani AKP bugün biz daha adil bir düzen kurduk. Biz gelir dağılımında toplumun her kesiminin beklentilerini karşıladık. Biz çiftçinin yanındayız. Çiftçinin hukukunu koruduk, ekonomisini iyileştirdik. Biz esnafın durumunu düzelttik. Esnaf daha iyi bir durumda. Biz kamu çalışanlarının durumlarını iyileştirdik. Bürokratlarımız daha iyi durumda. Bugün yargımız eskisinden çok daha iyi. Yargıdan adalet üretiliyor. Bugün iş adamlarımızın ekonomisi çok daha iyi, fabrikalar çalışıyor, organize sanayi bölgesi çalışıyor diyebiliyor mu? Allah aşkına soruyorum ya. Bir siyasi iktidar bir ülkede kendisinin birinci sırada yapması gerekenlere ilişkin Türk halkına bir tek bunu iyi yaptık dediği bir tek şey var mı? Yok. Ne peki, var? Peki %49,5 oy nasıl? O çok işte, bakın. Yani bu anlattığınızın sonucunda batılı, normal ya da aklı ya da pozitif bilimi, hı hı, ya da gerçekçiliği öne çıkaran bir toplum oturup düşünür ve kendi gerçeklerine göre bir karar alır. Tabii. Ama 14 senedir Türkiye, ilk 6 seneye ben bundan, ilk 2008'e kadar olan daha doğrusu o dönemi, bundan farklı tutuyorum. Çünkü AKP'nin özellikle altyapı yatırımları konusunda çok önemli atılımları var. Yine fakirlere yardım, sosyal yardım konusunda adımları var. Fakat sonra inanılmaz bir yozlaşma var. Yani neye bağlıyorsunuz 2008'den önce bu halkın desteğinin neredeyse giderek artması? Madem Fatih Bey, izin verir misiniz? Bir şey söyleyeceğim bu sorunuzla ilgili. Şimdi Ankara'da bir karar alınıyor. Bu karar normal şartlar altında basın tarafından, değil mi, kamuoyuna duyuruluyor. Şimdi biliyoruz ki AKP'ye oy verenlerin önemli bir kısmı ilkokul mezunu ve çoğu televizyona bakmıyor. Haberleri izlemiyor, gazete okumuyor, hele hele kitap hiç okumuyor. Şimdi bu insanların, ben şey için, küçük düşürmek için söylemiyorum, bu istatistiki olarak, evet, bilinen bir durum. Şimdi Ankara'da ya da İstanbul'da bir skandal patlıyor. Diyor ki işte 17-25 Aralık diyelim. Efendim şu falanca bakan işte rüşvet aldı, filanca genel müdür işte şöyle yaptı, para bulundu, falanca bakan şunu yaptı, bunu yaptı. Bu basında çıkıyor, bu kulaktan kulağa duyuluyor. Ama AKP'nin farklı bir yöntemi var. AKP işte imamlar vasıtasıyla ya da camiye giden insanlar vasıtasıyla cami cemaatine, kendi tabanına şu mesajı gönderiyor. Diyor ki siz, diyor, bu dinsiz imansız sorculara bakmayın. Fatiha'yı bile bilmeyen milliyetçi ülkücülere bakmayın. Onlara gidin sorun. Bunu hatta Cumhurbaşkanı'nın bir de böyle benzetmesi de var.
işte milliyetçiler ya da MHP'liler, işte ülkücüler Fatiha'yı dahi okuyamaz falan gibi de söylüyor dışarıda. Şimdi bunlara gidiyor cami cemaatine, diyor ki camiden sonra, namazdan sonra ya da cumadan sonra 3-5 kişi dağılıyor. Diyor ki ya siz bunlara bakmayın. Bunlar dinsiz, imansız, solcudur. Ya da işte Fatiha bilmeyen işte milliyetçilerdir. Bunlar bize iftira atıyor. Aslında bu paralar alınıp cami yapılıyor, imam hatip yapılıyor, fakire fukara dağıtılıyor. İşte bu, siz bu kadar para alıyorsunuz. Bu paralar nereden geliyor? Bu paralar işte bu tür yerlerden geliyor. Dolayısıyla bu para, sizin kendi paranız, bu paralara sahip çıkın. Böyle dediğiniz zaman siz istediğiniz kadar televizyon programı yapın, istediğiniz kadar kitap yazın, makale yazın, hiçbir hükmü yok. Anladım. Halkın yani bir algılamaya karşı bir zayıflığı var. Bir de başka bir yani kanalları var. Anladım. Başka bir iletişim kanalları. Kendisine özel kullandığı, kanalları var. Sayın Vekilim, örtülü harcama 5 ayda 734 milyon liraya ulaştı diyor. Kemal arkadaşıma söyleyeyim de bir onu göstersin bize. Cumhurbaşkanı ile Başbakan'ın harcama yetkisinde bulunan bütçedeki gizli hizmet giderleri 2016 yılının ilk 5 ayında 734,5 milyon liraya çıktı. Şimdi tekrar söylüyorum. 735 milyon. Eski parayla ne sayın? 735 katrilyon. Trilyon. Milyonsa trilyon. Trilyon. Milyonsa evet. Trilyon, evet. 735 trilyon neye harcanır? Ben söyleyeyim Fatih Bey. Sizinle burada TRT ile ilgili bir program yaptık, hatırlıyorsunuz değil evet. mi? Tarihin en büyük soygunu var dedik TRT'de. Evet. Tek cümle çıktı mı? Hayır, soygun yok diyebildiler mi TRT'de? Hayır, hiçbir şey demediler. İnkar edebildiler mi? Hayır. Peki ne oldu TRT'de? Hala o hırsızlar görevde. O soygunu yapanların hala hepsi görev başında. 572 milyon liralık dış alım yapmışlardı evet. ve bunun sadece %13'ünü TRT kullanmış. Evet. Kalanı TRT'nin lehine zarar diye yazılmıştı. Şimdi Avrupa Futbol Şampiyonası'na dünyanın birçok yerinden ülkeler, yayıncı kuruluşlar ekiplerini göndermişler biliyorsunuz. Dünyada en çok ekip gönderen Türkiye. Ortalama 93 kişi. 16 ile 25 arası. 25 arasında. Dünyada yayın yapan, yani evet. naklen yayınlanan ülkeler arasında bile evet. ki bunların arasında CNN de var. Evet. 21 kişi. 16 ile 25 arası bir tek Türkiye'de 93 kişi. Doğru söylüyorsun. 93 kişi. Bu 93 kişi şimdi futbol milli takımı muhtemelen yani üzüldük ama olacak bir şey değil. Oluyor. Futbolun içerisinde var bunlar. Şanssızlık diyelim, motive olamadılar diyelim vesaire. Beceriksizlik diyelim. Her neyse yani futbol bizim işimiz değil ama iyi niyetli olduklarına inanıyorum. Ben hepsi o formanın hakkını vermek için oraya gittiler. Mücadele yaptılar. Fatih Hoca da elinden gelen her türlü çabayı gösterdi diye düşünüyoruz. Biz onları seviyoruz, seveceğiz. Onu ayrı bir parantez alalım da konuşmayalım. Neyse. Sonra konuşalım neyse. Onu. Neyse onlar şimdi muhtemelen geri dönecek. Çünkü Türkiye'nin sporu neyse, siyaseti neyse, ekonomi neyse odur. Orada söylenecek şey şu. Türkiye'nin bütün spor federasyonları AKP'nin arpalığıdır. Bütün spor federasyonları. Hangisini alırsanız alın. Basketbol, voleybol, futbol, handbol hangisini alırsanız alın. Büyük hırsızlık kaynağıdır bunlar. Bu federasyonlarla ilgili artık iğrenç kokular ayyuka çıktı. Hiçbir şey üretmezler bunlar. AKP döneminde Türkiye'nin sportif bir başarısı var mı? Hangi alanda? Hiçbir hepsinde önemli. Berbat oldular, kepaze olduk. Ama bunların temel politikaları bu. Herkes bir yerden yağmalayacak. İşte niye iktidarda duruyor dediniz az önce. Nasıl 49,5? Çünkü herkes bir yeri yağmalıyor. Bizim 90 yılda bu ülkenin insanların, bu yoksul insanların biriktirdikleri, devlete verdikleri ne varsa her şey satıldı yani, ve paylaşıldı. Halk da kendi devletini yağmalıyor. Bunu mu anlamamız lazım? Ne yazık ki böyle. Çünkü halka öyle bir, bunlar öyle bir sistem kurarak geldiler ki devlete ceberrut diye saldırttırdılar ve sürekli devleti aşağıladılar, refüze ettiler. Biz iktidara gelirsek bu devletin canını okuyacağız. Ve bugün ne yazık ki canını okudukları devlet ayakta durmakta büyük bir güçlük çekiyor. TRT bunlardan bir tanesi. Allah aşkına soruyorum ben bir tek TRT mi? AKP'nin ele geçirip de soymadığı bir tek yer var mı? Bir tek yer ya. Soymadıkları bir tek yer var mı? Nereyi soymadılar? İşte Ankara'da kamu binalarına ödedikleri kiralar 367 milyon lira. Bir yılda kamu binalarına ödenen kira miktarı 367 milyon lira. Yani kısacası dünyada tarihten beri bugüne kadar böyle iktidar olmuş olan çok yöntem var. Sezar'da dünyada ilk defa bu ver kömürü, al makarnayı, ver oyu sistemiyle ilk defa Sezar iktidar olmuştur. Sezar Roma'da cumhuriyeti bitirmiştir. Sonra Napolyon denemiştir bunu. Başarmıştır. Sonra Hitler denemiştir. Başarmıştır. Yani bu çıkara dayalı, menfaate dayalı siyasi iktidar olma her dönem dünyada yapılmıştır. Ama sonuçları çok ağırdır. Evet, bakın ağır Carlos Menem aynı örnektir. Evet. Arjantin Devlet Başkanı Carlos Menem
Bugün Arjantin'i ne noktaya getirdiğini insanlar bir incelesinler. Sayın Vekilim çok teşekkür ederim. Süremiz sona erdi. Hocam çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Sağ olun. Bu akşamlık buradan bizden bu kadar. Tekrar hayırlı Ramazanlar. Sahurunuz hayırlı uğurlu olsun. Ramazanınız hayırlı olsun. İnşallah bayrama kadar buradayız. Bayram önce tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Esen kalın.